Efendim bugün 20 Ağustos 2019 Salı İşinde Gücünde programına hoş geldiniz efendim. 5G teknolojisinin adını çok sık duymaya başladık. Peki bu kadar beklenen teknolojiyi gelir gelmez biz tüketiciler hemen aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilecek miyiz? Bir geçiş süreci olacak mı? Hangi yenilikleri beklemeliyiz? İnsansız hava araçları, otomobiller, evler, yeni iletişim araçları nasıl olacak? Bugünkü konuklarımız Türkiye Profesyonelleri Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısı burada olacak. Arda Meriç ve Başkan Yardımcısı Kadir Yücelbaş. Kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın Başkan, izninizle böyle söylemek istedim. 5G teknolojisi nedir ve hayatımıza ne zaman girecek? Evet, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden bir teknoloji diyebiliriz. Herkes merak ediyor hayatımıza ne getirecek, 4.5G'den farkı ne olacak, 4.5G'de neler geldi, 5G'ye geçiş döneminde neler getirecek? Bu herkesin kafasında bir soru işareti. Özellikle tüketiciler tarafında, son kullanıcılar tarafında 5G'nin ne gibi getirilerinin olacağı, avantajları merak konusu. Burada tabii aslında 5G kurumsal teknolojileri de akıllı evleri de akıllı otomobilleri de etkileyen bir teknoloji. Sadece tüketici elektroniğini etkileyen bir teknoloji olarak düşünmememiz gerekiyor. Çünkü 4.5G'den biraz daha farklı. Yapıları da farklı. Önümüzdeki günlerde oldukça büyük yenilikler bekliyor olacak. Akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı otomobiller. Tabii. Tüketicileri en çok etkileyen zaten kullanım esnasında akıllı şehirler ve akıllı otomobiller olacak. Çünkü en aktif olarak kullanılan noktada bu ürünler var. Dolayısıyla 5G hayatımızın tam ortasına düşecek diyebiliriz. Neler getirecek? Onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok uzak değil. Hep ne böyle kadar konuşulur. Bir zaman süreçte biz hayatımıza dahil edeceğiz 5G'yi? Öyle. Aslında en çok merak edilen budur. Yani bir ayak seslerini duyuyoruz. Evet. Bir gelişi var. Herkes birçok konudan bahsediyor. 5G hayatımıza girdiği zaman sanki bir devrim olacakmış. Hayal ediyoruz biz de. Hologramlar geçiyor gözümüzün üzerinden. Önünden yapay zekanın çok daha aktif olduğunu görmekteyiz. Evimize kadar girecek 5G, otomobillere kadar öyle söylüyorsunuz. Peki ben hayal etmek istiyorum 5 yıl sonra nerede olacak? 5 yıl öncesine dönmek istiyorum öncelikle. 5 yıl öncesine döndüğümüz zaman şimdi yani hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? 5G'yi aldığımızda en önemlisi de şunu sormak istiyorum. Biz 5G'ye entegre olabilecek mi telefonlarımız, şu andaki telefonlarımız yoksa değiştirmek zorunda mı kalacağız? Önce buradan başlamanızı rica ediyorum. Evet, bunlar güzel sorular, derin sorular. Şöyle açıklayayım ben. Bizim de teknolojiyi takip eden ve teknolojinin üstünde bireyler olarak en merak ettiğimiz konu fuarlara gittiğimizde de bu teknolojilerin ne zaman geleceğiydi. Tüketiciler de bunu çok merak eder. Bir şeyi görürsünüz ama gelir mi, gelmez mi, konsept midir, değil midir, 5 yıl sonra mı, 10 yıl sonra mı gelir? Bunlar hep merak uyandıran şeylerdir. Son 10 yıldaki gelişimlere baktığımız zaman da önceki 50 yıla göre son 10 yılda büyük bir gelişim var. Özellikle akıllı telefonların güçlenmesiyle ve birçok ürünün yerine geçmesiyle bugün artık MP3 player'lar televizyonlara kadar etkiledi diyebiliriz aslında. MP3 player, kamera, video kamera bunların hepsi artık küçücük cihazın içine yerleşti. Bilgisayarları da etkileyen bir teknoloji oldu akıllı telefonların gelişimi. Elbette bir örnek vermek istiyorum lafınızı keserek. Mesela ben yeni televizyon sektörüne başladığım zamanlarda yani yıl 92 işte hesaplayın yani. O yıllarda Beta VHS diye kasetler vardı. Ve hani uydu aracılığıyla herhangi bir çektiğiniz videoyu gönderemiyordunuz. Dolayısıyla o kasetler kanallara yetiştirmek zorunda kalıyordunuz. Mesela o yıllarda sorsanız 20 yıl sonra, 24 yıl sonra nasıl hayal edersiniz diye ben bunları hayal edemezdim. Onu da işte şimdi size sormak istiyorum. Evet. Yani 5 yıl sonrasını hayal edemiyoruz. Çünkü çok hızlı teknoloji, çok hızlı değişiyor. Çok hızlı. Artık teknolojinin gelişimi şöyle, çıkan
ürünler veya mobil iletişim araçları daha piyasaya sürülmeden, teknolojilere dahil olmak üzere yenisinin çalışmaları başlıyor. Hı hı. Aslında 4.5G'ye geçiş yapılırken 5G'nin çalışmaları da başlamıştı. 4.5G veri iletiminde birçok avantaj sağlarken 5G çok daha kapsamlı. Özellikle işte yapay zeka, akıllı şehir, güvenli şehir gibi noktaları da olduğundan dolayı hayatımızın tam orta yerine düşecek. Sorularınızdan bir tanesine gelince, şu anki telefonlarımız 5G'yi destekleyecek mi? Hayır, şu anki telefonlar 5G'yi desteklemeyecek. 5G'yi destekli telefonlar daha şu anda yok. Bu büyük bir sorun, öyle değil mi Kadir Bey? Yani büyük bir sorun ve büyük bir pazar demek. Çünkü bütün telefonlar 5G'ye entegre olacak. Evet. Bunun için de herkes telefonlarını değiştirecek. Büyük bir pazar yaratılacak diyebiliriz tekrardan. Çünkü artık son 5 yılda teknolojinin geldiği noktada artık cep telefonlarını değiştirmesek mi, değiştirsek mi soruları gündeme gelmişti. Ama 5G teknolojisiyle birlikte değiştirilmek zorunda kalınacak. Tabi burada 5G'yi sadece veri iletimine değil de çok daha farklı noktalarda işte AR teknolojisini, hologram teknolojisini de tetikleyen unsurlara açtığımız zaman 5G, 4.5G'den veya 4G'den çok daha farklı bir konuma yarışıyor. Bugün belki sizinle bu programı yaparken hologram üzerinden biz bu programı gerçekleştirebileceğiz. Belki bizim Kadir Bey ile birlikte burada hologramımız oturacak. Belki Kadir Bey büyük şans eseri İstanbul'da yakaladık. Belçika'dan bize katılacaktı. Hologramı burada olacaktı. Belki de öyle bir şey olabilir. Tabii. Veya diğer Tepet üyelerini biz buraya toparlayabileceğiz. Tabii. Yani bizim Teknoloji Profesyoneli Derneği de yüksek teknoloji olarak da yaptığımız çalışmalarda en çok merak edilen konu zaten 5G, AR teknolojisi ve hologram teknolojisi. Bunların hepsinin içinde akıllı evler, akıllı arabalar da, elektrikli arabaların da daha fazla yayılmasıyla birlikte çok değişik noktalara gidiyor. Bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde olacak, ikinci soruya geldiğimizde de. Orada ben bir virgül atsam ve hemen Kadir Bey'e dönsem, Kadir Yücelbaş'a. Teknoloji Profesyonelleri Derneği'ni sormak istiyorum. Nasıl girdiniz bu Teknoloji Profesyonelleri Derneği'nin içerisine ve iş aktiniz nedir? Burada neler yapıyorsunuz? Öncelikle Arda Başkan çok teşekkürümü iletmek isterim bu konuda. Ben TÜBİTAK'ta, Teknopark'ta 2 sene uluslararası danışmanlık yaptım. TÜBİTAK'ta bildiğiniz gibi hep ağırlıklı her zaman teknoloji üzerinde. Ve Arda'yla da bazı konuda toplantı yaptık TÜBİTAK'la ilgili ve orada tanıştık kendisiyle. Ve orada çatıyı sonra kurdunuz. Aynen öyle. Çatıyı oluşturduk. Çatıyı oluşturdunuz ve siz de bu Teknoloji Profesyonelleri Derneği'nin içerisine dahil oldunuz. Evet. Evet. Peki siz ne düşünüyorsunuz 5G hakkında? Hayatımızı nasıl etkileyecek 5G? Ya, ben ticari olarak bakıyorum. 5G yeni büyük bir pazar oluşturacak. O kesin. Ve büyük markalar zaten altyapısını hazırladı şu an. Yakında 5G aktif olduğunda çok büyük farklı hem yazılım şirketlerine hem hardware şirketlerine farklı pazarlar oluşacak. Kolay bir dönem olmayacak ama bazı insanlarda çok kolay olacak. Peki bu pazarda hedef kitleye yönelik bir planlama yapılmış olmalı, öyle değil mi? Yani işte modellerinde, telefonun modellerinden işte markalarına kadar. O boyutta neler düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Özellikle 5G'ye uyumlu bir teknoloji altyapısına sahip telefonlar hakkında. Eminim ucuz bir ürün olmayacaktır. O anlamda soruyorum. Biz ticari kısmında işte bazı modemler var şu an Türkiye'de hazır olarak ve milli ürünler de var. Cep telefonu kısmına gelince tabii ki büyük markalar... Dev projeler, dev markalar her zaman liderlik yani, yapmaya devam edecekler onlarda. Kesinlikle. Peki Arda Bey, biz virgül atmıştık orada. Şu an tabii orada. Büyük markalar yaklaşık 2-3 yıldır buna hazırlanıyor. Altyapılarını da Kadir Bey'in söylediği gibi oluşturdular. Şu anda aslında her şeyi de hazırlar. Sadece regülasyonda bazı Türkiye'de oturtulması gereken şeyler var. Bunlar oturtulduğu zaman direkt olarak sistem çalışmaya başlayacak. Aslında her şey hazır altyapıda. Şu anda Avrupa ile
baş edebilecek bir güce sahip altyapımız. Hatta daha da iyi diyebiliriz. Türkiye'den bahsediyorsunuz tabii, Türkiye'de, değil mi? Türkiye'de şu anda altyapısı birçok Avrupa ülkesinden daha sağlam olarak hazırlandı 5G'nin. Sadece regülasyon bekleniyor. Altyapısı hazırlandı derken, yani baz istasyonlarından bahsediyoruz. Şimdi orada bazı ben bir rakam duydum, 50 milyon adet gibi bir rakam duydum. Doğru mudur acaba baz istasyonu anlamında? Orada her operatör kendine özel bir çalışma yürüttü. Aslında 5G teknolojisini demin de bahsettiğim gibi uzun süredir planlıyorlar. Teknolojinin altyapısında kullanılacak ürünler, malzemeler, bunlar hepsi daha önceden çerçeveleri çizilmişti. Onları birkaç ekleme yaptılar. Evet, adetler operatörlere göre değişiyor. Hacimlerine göre değişiyor. Şu anda operatörlerin hepsi 5G teknolojisi hazır. Hatta bunların testlerini de zaman zaman bazı pilot bölgelerde yapıyorlar. Yasal olarak uygunluğu koşulları oluşturulduğunda. Şu anda aktif olarak çalışabiliyor. Yani birçok kullanıcı şunu diyecektir ama. Ben bugün 4.5G'yi zor kullanıyorum. Birçok yerde çekim kalitesini alamıyorum. 5G'de böyle mi olacak? Burada çok ince bir nokta var. Herkes bunu atlıyor. 5G sadece veri iletiminde bizim hızlı internete girmemiz, e-posta almamız veya veri indirmemizi sağlayan bir oluşum olarak değil. Sizin de bahsettiğiniz, benim de eklediğim gibi daha çok akıllı evler, yapay zeka, hologram, otomobiller, nesnelerin birbiriyle konuşması, IoT'yi daha da tetikleyecek. Bugün hep tabirler IoT, 5G, işte bunlar yapay zeka. Aslında bunlar günümüzde bizim kullanabileceğimiz şekle ne zaman girecek? Asıl beklentisi o kullanıcıların zaten. Evet, yani biz bu akıllı otomobilleri, akıllı evleri hayatımıza ne zaman alacağız? Buzdolabımızda mesela ürün azaldığı zaman otomatik sipariş verebilecek mi buzdolabımız? Evet, bunlar yapılabilir. Şey söylemek istiyorum. Ben mesela kendim alışveriş yapmak isterim yani. Dokunmak isterim. Buzdolabımı kendim doldurmak isterim. Yani ben geleneksel bir kadın olduğum için dokunarak alışveriş yapanlardanım aslında. Yani hiç teknolojiye... O bir zevk zaten. Evet. Yani teknoloji adına çok da uyumlu bir kadın değilim. Hala 3G kullanıyorum çünkü. Ama bana yeterli mi? Yeterli. Hani bunu tartışmıyorum. Çok hıza önem veren işinde çok önemlidir belki ama lütfen buyurun devam edin. Ben sözünüzü kestim. Yok, estağfurullah. Akıllı yani buzdolapların içerisini doldurması değil sadece mesele de hayatımızda daha ne kadar hız katacak bize, yardımcı olacak. Ürünlerin gelişmesiyle alınabilir koşullara indirgenmesi de bu çok önemli. Kurumsal tarafta da, operasyonel tarafta da bunlar hep operasyonel işler. Örneğin suyunuz azaldığı zaman su sebilinin bunu algılayıp otomatik sipariş vermesi, oluşturması, bunun bir altyapısının olması lazım. Buna uygun bir şirketin olması lazım. Bu altyapıyı hazırlayan. Bunlar aslında birbirini tetikleyen şeyler. Yani teknoloji olsa dahi bazı şeyler kullanılamayabilir. Uygunluğu önemlidir tüketiciler açısından. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunlar çok rüya tabirler de olabilir. Olsa da olur, olmasa da olur. Evet, bu 5G'nin içinde böyle şeyler de olacak ama asıl önemli olan hologram teknolojisi, elektrikli araçların yapay zeka ile hareket edebilmesi gibi noktalar, bunlar çok önemli. 5G önümüzdeki günlerde, artık yıllarda demeyelim, çok az kaldı, önümüzdeki günlerde... Ne kadar? Yani bir şöyle, yıl... Önümüzdeki yıl itibariyle muhtemelen yani yakın tam manasıyla kullanılır derken... olur. Tam manasıyla önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanmış olur. Tabii burada 2020'de başlayacağız. 2020'de aktif olarak kullanmaya başlayacağız. Tabii bir süreçtir biliyorsunuz. Geçtiğimiz zamanda da bunu yaşadık. Tabii bir entegrasyon dönemi olacaktır. Bir direnç oluyor. Teknolojiye karşı insanlarda bir direnç var. Aslında biz Teknoloji Profesyonel Derneği olarak bunu o da açmaya çalışıyoruz. O direnç belki benim yaş grubumda olabilir de gençlerde yok. Hemen onlar entegre olabiliyorlar. İşte aslında demin, geçebiliyorlar yani. Demin bahsettiğiniz bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkesin bir muhabir olması, herkesin haberi çok kolay yayması bazı yanlışları da beraberinde getiriyor. Çünkü kulaktan dolma yanlış tabirler, işte 4.5G'yi açtığım zaman benim faturam şişecek gibi tabirler kulaktan kulağa dolaşıp birçok insan 4.5G'yi kullanmaz hale geliyor. Faturalara geldi. Yansıyacak mı bu? Yansıyacak. Halbuki bu... Yani faturalarımız kabaracak olarak. Efendim. Aslında bununla alakalı baktığımızda böyle bir şey yok tabii ki. Çünkü gelen giden biri data ölçümlerinin ücretlendirmesi aynı.
sadece orada kullanımda çabuk indirme yaptığı için siz bir şeyden vazgeçerseniz vazgeçme anınızda bir veri indirmesi olur. Bu da tabii ki daha fazla tüketime neden olur. Bunlar ufak şeylerdir. Bunları aslında kamu spotu niteliğinde bizim de çalışmalarımız var. Bunları aktardığımız zaman kullanıcıların korkmaması gerektiğini açık bir şekilde anlatıyoruz. 5G de korkulacak değil, çok fazla avantaj getirecek bir teknoloji. Ve geçmiş 10 yıla baktığımız zaman önümüzdeki 5 yılı kıyasladığımızda çok daha hızlı bir geçiş olacak. Nasıl avantajlar getirecek mesela? Avantajları ben çok merak ediyorum. Biraz önce buzdolabından örnek verdik. Kampanyalı ürünleri bana sipariş edecek mi? Hem aynı kaliteyi hem de kampanyadan bana uyarması lazım, öyle değil mi? Tabii ki. Yani onu bana yapabilecek mi? Yapay zeka burada belki de etkin olacak, etkin davranışta bulunacak. Onu bana söyleyecek belki ama bilmiyorum. Orada da nasıl yazılımlar olacak? İşte markalar kendi aralarında bir yarışma olacak. Tabii. Bizim yazılımımız da diyecek, promosyonlar da seçerek olacak. Evet, bak gibi. Bu önemli bir konu. Misal, örnek olarak. Tabii, Kadir Bey. Öyle fazla örnekler var. Şimdi yakın, hani ileri doğru bakarsak arabamız misal doktorumuz olacak. Çünkü şoförsüz. Nasıl yani, doktorumuz yani olacak? Yani arabanın içinde ilk müdahale tüm malzemeler oluşacak ileri doğru. Hı hı. İleri görüşler öyle görünüyor. Yani 2020'den itibaren bir araba sürücüsüz kullanılacak. Sadece ekran üzerine programlanıp. Yani otonom araçlarda yapay zeka ile hayatımıza girmiş olacak. Aynen öyle. Hı hı. Aynen. Bunun iyi yanları da var. Tabii ki bazı insanlar için kötü yanları da var. Ama bunun içinde akıllı yolların da olması gerekmiyor mu? Yani buna uyumlu yolların da olması gerekiyor ki otonom araçlar o yollarda, akıllı yollarda bunu algılayabilsinler. Bir elektronik ayağının da olması gerekmiyor mu acaba? Bilmediğim için soruyorum. Aslında gerekmiyor. Yani bugün normal bir sürücü kolaylıkla bazı yollarda rahat sürebiliyorsa yani sürücüsüz de rahatlıkça kullanabilecek yani. Siz de aynı fikirde misiniz? Tabii aslında ben şöyle, aynı fikirde değilim mesela. Yapay zeka şöyle. Yapay zeka zaten burada ortaya çıkıyor. Şimdi otonom araçlarda araçların belli bir önceden belirlenmiş hız limitleri dahilinde kullanımları, işte engel gördüğü zaman hareketleri var. Bir de yapay zekanın devreye girdiği öğrenme sistemi var. Şimdi burada sizin yol koşullarınızı, her gün gelip gittiğiniz yolu, mesafeyi, yaktığınız yakıtı bile hesaplayıp eğer orada çok fazla engebe varsa, çukur varsa, aha, ona göre yapay zeka iki kere o çukura girdiği zaman anlıyor. Diyor ki burada diyor ben normal hız limitinde gitsem ama dahi o çukura girmeden anlamayacak. Anlamayacak. İlk önce öğrenme. Şimdi bizim ülkemizde çok fazla çukur anında kazılabiliniyor. Evet. Dolayısıyla akıllı yollarda bu kazma işlemi hemen olmayacak. Yani bir elektronik alt yapısının olması lazım ki otonom araçlar geçmesi ihtimal yollarda. Şimdi onun için de söyledim ya, normal bir sürücü için kolay ise ya da zor ise, şimdi çukurlar bizim için de çok zor bugün. Tabii, çok elbette, tehlikeli. Elbette. Yani bizim için kolay olan yollarda, hı hı, dijital olarak daha rahat olacak. Onu söylemek istedim ve üzerine de durdunuz yani. Çukurla ilgili güzel bir örnek verdiniz. Kullanıcıyı rahatlatıcı yönler olacaktır. Tabii bu ama demin bahsettiğim gibi bunlar yakın zamanda, bu önümüzdeki 5 yılda hepimizin kullanıcı araçta tipleri değil. Çünkü burada teknolojinin gelişiminden ziyade farklı konjonktürlerin de dengelenmesi gerekiyor. Petrol gibi bir güç varken otonom araçların da elektrikli olduğunu düşünürsek hani bunun için biraz daha süre var. Ve tabii ki bu süreçte yapay zeka da sizin demin endişe ettiğiniz konular da yavaş yavaş çözüme kavuşacak. Belki de farklı entegrasyonlarla o çukurlar anında sinyal verip burada çukur var deyip otomatik olarak o yol kapanabilecek. Ama tabii Türkiye özellikle İstanbul... O zaman İstanbul, robotlar da hayatımızda girmiş olacak değil mi? Tabii. Yani onlar da etki edecek. Herkesin sorduğu bir soru daha geliyor hemen arkadan. Robotlar bizim işlerimizi elimizden alacak mı? Alacak mı? Yapay zeka. Alacak. Alacak bizim işlerimizi. Yani burada ben değil de burada bir Sofya gibi bir tane... Yani... Şu an bile robot ameliyat, olacak mı? Bazı ameliyatlar bilen sağlık konumunda Amerika'da robotlar ameliyat yapıyor yani. Evet. Şu an. Yani robotlar ileri doğru şu an yapılıyor. Yapılıyor şu an, evet. Uygulanıyor yani. Yani ileri doğru robotlar gerçek insanların %90 gücünü devralacaklar yani. Biz 5G ile konuştuğumuzda bu robotlar, hastane, uzaktan işte ameliyatlar falan
Bunları anlatırken işte 5G geldiği zaman saliselik zamanlama hızıyla bir ameliyat gerçekleşebilecek deniliyordu. Ama şu anda yapılıyor diyorsunuz. 5G gelmeden nasıl yapılıyor? Yani doktorlar bilgisayar üzerinden robotu yönlendirerek ameliyat yapıyorlar şu an. Yani o 5G hızı olmadan da yapılabilir. Tabii ki. 5G sadece bazı şeyleri daha fazla tetikleyecek. Şu anda yapılabilen çalışmalar da var. Tabii bunların hızlanmasını sağlayacak, önünü açacak. Burada teknolojiler gelişirken 5G güzel bir teknoloji. Bunun yanında 3 boyutlu printer, 3D printer dediğimiz printerların gelişimi var. İşte demin de Kadir Bey'in bahsettiği gibi onun üzerinde öğrenciler eğitim alabiliyor. Çünkü insan vücudunun anatomisini çıkartabiliyorlar 3D printerlerle. Buna göre ameliyatlar yapılabiliyor. Böyle farklı teknolojiler de gelişiyor. Dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı da aynı. Dijital medya, dijitalin gelişimi birçok sektörü etkiliyor. Bu 5G, bu birçok teknolojik gelişimi biraz daha hızlandıracak. Hı hı. Aslında olan şeyler bunlar. Yavaş yavaş gelişiyor. Dijital medya bir taraftan gelişiyor. İşte farklı teknolojik ürünler, kullandığımız cep telefonları yavaş yavaş katlanmaya başlıyor. Kalemleri farklı özellikler kazanmaya başlıyor. Örneğin sadece daha önceki modellerde not alabilirken bugün artık komut verebiliyorsunuz benzer özelliklerde. Yarın 5G teknolojisi de belki hologram olarak beni buraya yansıtabileceksiniz telefon üzerinden. Bunları tetikleyecek şeyler. Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama gündemde şu anda tabii 5G var. Çünkü 5G aynı zamanda çok iyi bir şeye değindiniz demin. Pazarlama stratejisini de gidiyor. Bugün 300 küsür milyon 1Q'da telefon satılıyor dünya üzerinde. Dolayısıyla 300 küsür milyon telefon satılırken bunun bir anda 5G teknolojili olanlarına dönülmesi ve operatörlerin bunu desteklemesi, herkesin telefonlarını değiştirmesi çok farklı bir sektörde canlanma yaratıyor. Dolayısıyla 5G bu yüzden de. Soru sorayım. Yani Türkiye uluslararası piyasalarda rekabet gücünü 5G üzerinden ne kadar etkileyecek? Güzel bir soru. Şöyle, Kadir Bey de ekleyecektir yurt dışındaki onun da tecrübeleri. Çünkü kendisi Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde tecrübe sahibi. O yüzden Kadir Bey hem ticari anlamda hem de Avrupa bölgesine çok hakim olduğu için ona yönelmek istedim. Şöyle baktığımız zaman zaten bizim Teknoloji Profesyonel Derneği olarak da bizim her ülkede temsilcilerimiz var. Kadir Bey de hem Ticaret Konseyi Başkanı hem de Belçika, Hollanda temsilcisi. Dolayısıyla yurt dışındaki operatörler rekabet edebilir miyiz? Evet, bizim operatörlerimiz, Türk operatörümüz şu anda güçlü. Hatta bazı altyapılarını yurt dışında birçok operatöre kullandırtıyorlar ve ihraç ediyorlar buradan çok teknolojiyi. Önemli, evet. Bu çok önemli bir nokta. Yani bugün dünyanın belirli ülkelerinde Türkiye'de üretilen teknoloji kullanılıyor altyapı olarak bazı uygulamalarda. Bu önemli bir şey. Sadece biz yerli üretemiyoruz. Yani üretim var ama işte o pastada çok az bir pay aldığımız için hani ya tabii burada orada çok büyük güzel bir noktaya şey değindiniz. Biz biraz geç kalıyoruz bazı şeylerde. Geç kaldık. O kalmışlığın verdiği bir hantallık vardı ama son zamanlara baktığımız zaman son 5 yıla hızlı bir değişim sürecindeyiz. Hem devlet olarak, regülasyon olarak kendimizi bu konulara hazırladık. Hızlı hareket edebilecek konumlara geldik. Bugün de birçok ülkeden daha hızlı hareket edebiliyoruz teknolojik olarak. Ama tabii ki üretim manasında yurt dışında belirli ülkelerin, örneğin şu anda Çin'in pazara hakim olmasını, Türkiye'nin onun önüne geçmesini şu anda öngöremeyiz. Hiçbir ülkeyi göremiyoruz. Çünkü bugün Amerika da geri düşmeye başladı. Dünyanın süper gücü görülen. Bu yavaş yavaş bu koltuklar yer değiştirir. Nasıl geçmişte markalar yer değiştirip bugün 10 yıl evvel olan hiçbir marka yoksa rekabet alanında önümüzdeki belki 10 yıl sonra da belki ülkeler de yer değişecek. Dolayısıyla hazır olmak lazım. Çalıştırmak lazım. Teknolojik olarak faaliyetleri göstermek lazım. Aman biz yapamıyoruz, geri kaldık deyip bırakmamak lazım. Bunlar önemli noktalar. Ben Kadir Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum.
5G hayatımıza girdiği zaman bununla ilgili bir sorun yaşayabilecek miyiz acaba? Sorun. Yani hep olumlu bakıyoruz şimdi hayatımızı evet. kolaylaştıracak. 5G geldiği zaman biz şöyle olacağız, böyle olacağız. İyi de bunun iyi yanlarını hep söylüyoruz. Kötü yanları yok mu? Yani belki de bizim sağlığımızı etkileyecek. Ya şimdi, var mı böyle bir bilgi? Şimdi bunu dediğiniz gibi teknoloji hem iyi yanı var evet. hem kötü yanı var. Hı hı. Kötü yanı asosyallaşmak. Yani bugün şu an VR'lar aktifleşti. Bazı VR programlarında adam arkadaş gidip sevgili yapabiliyor programda yani. Yani asosyallaşıyor adam odasında geziye çıkıyor. Diyelim ki dağa gideceğim, dağ gezisi yapacağım. Yurt dışına çıkamayanlar için mesela. Odasında değil mi? Duracak, yatacak ve yattığı yerde de gezer gibi VR'la gezi yapıyor şu an. Aha. Yani bugün gençlerimize bakınca kimler yani özellikle ufak çocuklar diyeyim ya da yetişkinler de var lise çocukları teknolojiye vermişler kendini. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey tabii ki. Kötü değil mi? Dokunması lazım kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Onun için teknoloji misal diyelim ben bugün koştura koştura yetişmek için buraya geldim. Ama dediğiniz gibi hologram olsaydı burada ben yerimde ofisimde burada olur konuşabilirdim. Koşmama da gerek kalmazdı. İyi yanlarını kullanmamız lazım. Belki seneye bunu yaparız. Seneye inşallah bunu yapabiliriz. Geldiği zaman değil mi? tabii kesinlikle. Teknolojinin yararlı kullanımı çok önemli. Burada iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü teknolojik gelişimler asosyalliği de getirebilir. Burada sosyal olarak düşünsenize devamlı biz hologram olarak birbirimize bir araya gelebiliyoruz ve belki sosyal ortamda hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğiz, gelmeyeceğiz, tercih etmeyeceğiz. Bunların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bugünkü sosyal medya kullanımı da aynı şekilde irdelenmesi gereken aynen. bazı aksaklıkları evet çok fazla yararı var. Ama her yararı olan şeyin, güzel olan şeyin zararı da oluyor. Bu dengeyi kurmak önemli. Orada da denge kurulduğu zaman tabii ki avantajları oluyor. Hiçbir sorun yok. Bu arada size bir sürprizim var. Yine sizin dernekten bir arkadaşımızla telefon bağlantısı arkadaşlarımız hazırladılar mı acaba? Ben bir işaret bekliyorum ama yazdılar galiba. Bir telefon bağlantımız var efendim. Anıl Beyzat yok mu? Sonra mı? Tamam peki. Peki o zaman birkaç dakika sonra ben sürprizi bozdum şimdi. Evet ismi telaffuz ettim. Heyecan siz zaten evet anladınız. Oysa ki Anıl'la konuştum ben dedim ki Anıl arkadaşların şöyle sert bir soruyla bir hoş geldin der misin diye söyledim ama olmadı neyse. Anıl beni duyuyorsa yine de böyle bir soruyla size bir merhaba demesini istiyorum. Yapay zeka hep konuşuyoruz. Yapay zeka bizim ikili ilişkilerimizi de etkileyecek mi? Özellikle yapay zekada yeni aşklar çıkacak mı? Çünkü herkesin bir yapay zekayla ilişkili olduğu düşünülmekte. Ne diyorsunuz efendim? Şu an yani aktif yani Amerika'da bazı evet. ülkelerde yani deneyimler. Kendi aralarında bir dil oluşuyor. Tabii kesinlikle. Hatta arkadaşlar, sevgililer farklı ülkede ve sonuçta buluşuyorlar yani. Teknoloji hı hı. üzerinde, program üzerinde buluşma yapıyorlar. Yani şu an bilen aslında tehlikeli, ben tehlikeli görüyorum o kısımları. Biraz asosyallık görüyorum yani. Birebir kontak olmasına rağmen uzaktan kontak yapılıyor. Yani. Evet hazırmış efendim. Genç Tepet yani Türkiye değil inşallah olacak. Evet. Teknoloji Profesyonelleri Derneği Genç Tepet. Başkanı Anıl Beyzat Vural şu anda telefon hattımızda. Anıl beni duyabiliyor musun? Merhabalar öncelikle. Duyabiliyorum sizlere. Merhaba, hoş geldin. Burada hoş çok bulduk. Yakından tanıdığın iki arkadaşımız var. Evet. Görebiliyor musun Kadir Bey, Kadir Yücel Baş? Görüyorum. Çok Başkan, güzel görünüyorsunuz sayın... televizyon karşısında. Evet, Arda Meriç. Evet. Sen neler yapıyorsun? Özellikle Malatya'ydı galiba değil mi? Elazığ. Efendim? Elazığ. Affedersiniz. Evet. Ben Malatya ile ilgili bir haber görmüştüm. Oraya orası çağrıştırdı. Oraları da geziyor o yüzden. Elazığ'da neler yapıyorsun? Teknolojiyi orada nasıl entegre ediyorsun çalışmalarında Anıl? Öncelikle tüm ulusal kanal seyircilerine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de yayın akışı süresince iyi yayınlar diliyorum. Kıymetli Sedef Başkanımız Arda Bey,
Başkan Yardımcısı Kadir Bey olmak üzere diğer tüm yönetim kurulu üyelerimize de esenlikler diliyorum. Şimdi sadece tek lokasyon açısından bakmıyoruz. Türkiye genelinde TEPET'i faaliyetini gösteriyoruz. Kısaca biz Genç TEPET'ten bahsedecek olursak, Genç TEPET dinamik ve genç yöneticilerin ulusal ve uluslararası alanlarda teknoloji faaliyetlerini yürütmesi, yenilikçi projelerini hayata geçirebilmesi, teknolojinin olduğu her alanda özgürce hareket ederek kendilerine olan özgüvenlerin arttırılmasını sağlaması ve gerekli imkanların yaratılması için TEPET Yönetim Kurulu tarafından kararıyla kurulmuş bir yapılanmadır. Tamam. Bu yapılanma siz neler yapıyorsunuz? Hı-hı. Genç TEPET'te aktif olarak ne yapıyorsunuz? Şu an Genç TEPET olarak üye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin anlayamadım. Üye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz evet. Genç TEPET olarak. Teknoloji ve bileşim alanı çerçevesinde... Teknoloji yeniliklerinden biraz bahsedebilir misin Anıl? Elbette. Siz de zaten yayın akışı göz önünde bulundurduğunuzda 5G'den bahsettiniz, yapay zekadan bahsettiniz. Evet. Ve bunun gibi türevlerinden bahsettiniz. Hayatımıza entegre olan teknolojinin nedenli hızlı olduğunu, nedenli kullanılabilir olduğunu görmüş oluyoruz. Gençlerin de farklı alanlarda yer aldığı gibi teknolojinin de merkezinde olmasını hedef amaç güttüğümüz bir yapılanma olarak görüyoruz Genç TEPET'i. Teknoloji alanında baktığımızda ise 5G hızı zaten yatsınamaz bir gerçek. 4.5G'den bunu görebiliyoruz. Yapay zeka dediğimiz olay yarı insansı, cyborg dediğimiz yani sibernetik organizmalar, yarı insan, yarı robot mantığıyla çalışan robotik yapılanmalar. Evet, ve bu yapılanma... Bunları hep konuştuk. Evet. 5G'yi, özellikle yapay zekayı konuştuk. Sen aktif olarak şimdi sen bizden çok daha gençsin. Senin geçişin biraz daha hızlı gibi geliyor. Söz meclisten dışarıya arkadaşlar ama 5G geldiği zaman telefonlarımız değişecek dedik. Başkan da işte Kadir Bey de hemfikir olarak bunlar bu konuda konuştular. Ve bu bize ticari olarak da etkileyecek. TEPET olarak bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz Elazığ'da? Sadece Elazığ'da değil, dediğim gibi Türkiye'de belirli illerimizde, tüm illerimizi kapsayacak şekilde gençlerimize farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani 5G'yi doğru anlayıp, kavrayıp bu yönde çalışmalar, projeler, gençlerimize projeler nasıl geliştiririz? Siz de diyorsunuz ticari bir amaç da güdüldüğü için gençlerimizin girişimci ruhunu teknolojiye nasıl entegre ederiz? Bunun çalışmalarını yapmaya başladık zaten. Hı hı hı. Bu yönde güzel sonuçlar da geri dönüşümü, feedbacklerini alıyoruz. Bu yönde gençlerimizde bir farkındalık oluşturuyoruz. Dediğim gibi gençlerin kötü ortamlardan uzak durup teknolojinin de 5G'nin 5G hızına entegre olabilmesi için bu yönde bilgilendirmelerimizi de yapıyoruz. Bunun yanında Genç TEPET Konsey Başkanı olarak gençlerimizi bu Genç TEPET yapılanmasını kazandırmaya ve üyeliklerinin devamını getirmeye çalışıyoruz. Peki Anıl, son bir sorum var. Konuklarımıza tabii sormak istediğim bir soru var mı? Konuklarımız zaten gerekli soruların cevaplarını verdiği için tek bir soru bulamıyorum şu an. Çok fena, Anıl çok fena. Anıl... Ben de şöyle okkalı bir soru bekliyordum Anıl senden ama neyse. Yok, gerektiği kadar yeterince donanımlı hepiniz. Herkes zaten donanımlı, teknoloji alanında belirli bir konum ve amaç edinmiş bulunuyor. O yüzden pek bir soru kalmadı açıkçası. Sizin sorularınızı ben yanıtlayabilirim. Genç TEPET bakış açısı altında. Çok teşekkür ederim Anıl. Rica ederim. Beyzat Mural, Genç TEPET Konsey Başkanı. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri de günler diliyoruz. Katıldığınız sizleri için teşekkür ederim Anıl. Teşekkür ederim. Güzel sizleri de iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Anıl'dan beklemediğim bir performans geldi gördüğün üzere. Böyle şeyler oldukça korkutmuşsun yani Anıl'ı. Hiçbir şey soramadı çocuk sana. Evet, 5G ve yapay zekadan çok konuştuk. Otomobillerden, otonomlardan konuştuk. Ama şu hologram ve VR, işte ER, onlardan biraz bahseder misin? İş dünyasına yansıması bunların. Evet.
Şimdi artırılmış gerçeklik dediğimiz Türkçesi AR teknolojisi birçok noktada kullanılmaya başlandı aslında. Bu gelişiyor zamanla. Biz kullanıyor muyuz? Aslında şöyle, farkında olmadan kullanılan noktalar var. Geçmişte kullanılan VR teknolojisinden daha farklı bir teknoloji, daha gerçekçi. Bugün baktığınız zaman telefonunuzu bir dergiye tuttuğunuz zaman dergi otomatik olarak önünüzde canlanabiliyor. Ve orada siz hareketli şekilde normalde bir resim olarak orada dururken bir anda kalkıyorsunuz, anlatmaya başlıyorsunuz orada ve bu gayet demin bahsettiğim hologram gibi oluyor. Ekranda yansıması 3 boyutlu şekilde. Dolayısıyla bu AR teknolojisi yavaş yavaş yeni iş kolları da açmaya başlıyor. Dijital medyanın da gelişimiyle birlikte sektörler birçok noktada ileriye dönüp artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyorlar. Kadir Bey'in de yurt dışında yapmış olduğu incelemeler var. Burada kendisinin de katıldığı şeyler var. O da değinecektir mutlaka. Ya şimdi Serpan Hanım bir konumuna dayanacağım. Biraz önce demişti ben meyve gidip alışveriş yapmak istediğimde dokunmak istiyorum demiştiniz. Evet. Şu an 3D'de yani alışverişinizde ince hafif bir eldiven giyiyorsunuz. Ve meyve 3D olarak dokunabiliyorsunuz ve hissedebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Kokusunu da alabiliyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Kokusunu da alabiliyoruz. Tadabiliyor muyuz? Yani hayır. Şimdi onun yazılımını da yap. Yani evet. Onlar da entegre olacak ileri doğru. Yani şu an öyle bir yani şu an mesela aktif olarak diyelim ki iki arkadaş uzaktalar ve birbirine bir yerde buluşuyorlar. Birbirine dokunabiliyorlar, hissediyorlar yani. Dokunmayı hissedebiliyorlar. Hissedebiliyorlar şu birisi an. Parfüm sıktı. O parfümü alabiliyor mu? Bunu ileride entegre kesinlikle yapacaklar. Onlar basit şeyler yani. O kokuları entegre yapacaklar. Ve o kokuya sıkıldığında yani ileri doğru biz rüyalarımızı bilen bir uyandığımızda çiple, değil mi? Bir çiple kaydedebilecek miyiz? Tabii ki. Uyandığımızda diyeceğiz ki bu gece ne kadar rüya gördük ve ben bunu kaç seyretmek istiyorum. Gördük? Ve duvarlar tamamen ekran olabilecek. Bu duvar sağlık olacak. Benim doktorum olacak. Sırtımı duvara dayadığımda. Bu beni korkutmaya başladı. Ama yani rüyalar. Yani ileri böyle olacak. Yani sırtımızı duvara dayadığımızda doktorumuz bizi kontrol edecek. Karnımızı şunu. Bu 5 yıl sonra mı olacak? İleride gibi derken. gibi. Yakın bir zaten tarihli. Son dönemlerde sinemaya uyarlanan filmlerde bunları yavaş yavaş gösteriyorlar. Neden? İnsanlar bir anda bunları gördüğü zaman çekinceye düşmesin. Yani ne oluyor demesin. Yavaş yavaş filmlerde subliminal olarak alt belleğe yavaş yavaş veriyorlar bunları. Bunlar kullanılabilen ürünler aslında. Şimdi yurt dışında misal sağlık tıp üzerinde derslerde, dershanelerde öğrencilere 3D olarak ameliyat program üzerinde ameliyatı gösteriyorlar. Öyle eğitim veriyorlar. Ve bu da Türkiye'de şu an kuruluşta yani. İnşallah Türkiye'de de o konuda yani şu an TÜBİTAK'ta kuruluyor bu sistemler. Yani ileri doğru burada da eğitimde 3D'de verilecek büyük ihtimalle. Şimdi eğitim derken eğitime ne kadar girecek? Özellikle ilk öğretim sınıfına kadar inip oradan da biz şey alabilecek miyiz? Geri dönüş alabilecek miyiz? Yani şu an bilen bizim hani şu an karneler mesela ajandalar, çocukların ajandalar kalkmış durumda. Herkes kendisi login yapıp ajandalar kullanılmıyor. Yani şu an bu yılda bilen çoğu okullarda ajanda diye bir şey yok. Ve herkes kendi loginle annesi ayrı girebiliyor, babası ayrı girebiliyor. Çocuklarım ne yaptı, hangi dersi gördü. Ve online herkes takip ediyor. Ben Türkçeleştireyim isterseniz. Evet. Yani karnelerini, aldığı notlarını E-Devlet üzerinden girip oradan bakabiliyorlar. E-Devlet, E-Okul üzerinden bakabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla onu söylemeye çalıştınız aynen galiba öyle. Değil mi? Aynen öyle. Peki. Devamlı geliştikçe bunlar. Bizim Gençtepe oluşumunun sebebi de bu. Belli bir yaş seviyesinin algısı daha açık oluyor ve daha çabuk öğrenmeye yaklaşıyor. Anıl bu konuda çok hızlı. Evet, o hıza erişebilmek için biraz da hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani geleneksel yapıyı koruyup ama yeniliğe de açık olmak gerekiyor. Bugün ilk öğretim seviyesine birçok şey indirgendiği zaman çok daha başarılı noktalara gider. Onun için dergi açtığınızda, telefonu tuttuğunda bir öğretim öğrencisi ne oluyor dememesi lazım. Yani
normal bir şey demesi. Yani ilkokuldaki çocuklar kodlamayla başlayacak, öyle diyelim mi? Gibi. Yani. Bunu zaman gösterecek ama teknoloji gerçek çok ilerleyecek. Ama evet, Türkiye'de bu konuda arkada kalmayacak. Misal bugün Türkiye banka sistemi olarak sonradan girişimcilik yapmasına rağmen çok ilerledi teknoloji üzerinden. Arda Bey, sizin mikrofonunuzda bir sorun var galiba. Bir şöyle bir dokunursanız. Geliyor mu şu an? Arkadaşlar böyle bir bilgi verdiler. İsterseniz yardımcı olabilirsiniz. Mikrofon. Evet. Arkadaşlar yardımcı olabilir bu konuda. Peki biz eğitim dedik, kodlama dedik, çocuklara yönelik bu eğitimlerden bahsediyoruz. Uluslararası entegrasyonda çocuklar işte eğitimde birçok alanları geziyor. Özellikle işte sizin bulunduğunuz bölge en popüler bölge. Yani Avrupa'dan bahsediyorum. Orada da yine hologram üzerinden uzaktan kumanda şeklinde bir eğitimde oluşacak. Bir oluşum olur mu? Şu an toplantılar yapılıyor yurt dışında. Yani sadece iş üzerinde. Dünyasına değil, bu eğitime de kaymalı diye düşünüyorum ama kesinlikle olacak. Kesinlikle olacak. İlk başta benim düşüncem üniversitelerde oluşacak. Sonradan lise ve sonra ortaokul, sonra anaokul gibi kesinlikle oluşacak yani. Kesinlikle ileride olur. Sizin mikrofonunuzda... Benim mikrofon düzeldi mi? Galiba düzeldi. Evet. Tamam. Peki son teknoloji ve modellerden bahsettik. Pazardan bahsettik. Eğitimden de biraz dokunduk. Bizim programımız bitti. Zamanımız bu kadardı. Aslında çok fazla soru zaten hazırladık. Zaten bu konulara girdiğimiz zaman çok fazla soru hazırladık. Zaman yetmiyor bize. Mana bu konuda gerçekten teknoloji çok geniş. Teknoloji çok geniş. Tabii burada son sözlerinizi almak istiyorum ben de. Şimdi bir giriyoruz lenslerle. Belki telefona ihtiyaç kalmadan görüşme yapabilecek hale gelinen noktaya gelin. İnsanlar geleceği merak ettiği için, gelecek de bugün geldiği için konu gelecek açılıyor. Geldi mi yani? Gelecek geldi. Öyle mi? Gelecek geldi. Artık bu şu dakikadan sonra programın başında sorduğunuz soru geliyor. Biz bunu düşünebileceğiz mi? Nasıl 30 yıl evvel Mr. Spock açtığı zaman karşılıklı görüşme böyle şey mi olur deniyordu ve bugün artık çocuklar bile bu şekilde konuşabiliyorsa yine tahmin edemediğimiz şeyler önümüzdeki 10 yıl içinde olacak. Biz filmleri mi takip edelim? Filmleri takip edersek yavaş yavaş oradaki sinyalleri alırız. Kadir Bey'in değindiği deminki koku olayı, his olayı bunlar da önümüzdeki günlerde olan şeyler. Sadece tüketicilere indirilmesi bekleniyor üreticiler tarafından. Yoksa şu anda çalışan şeyler zaten. Sizin de ben, sözünüzü alayım lütfen. Serpil Hanım şöyle diyeyim. Tam lens dediniz. Misal ileri doğru. Bir insan Çince konuşurken benim lenzim onu okuyup bana ekranda yansıtacak ve rahatlıkça konuşabileceğim. Yani dili çevirecek. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Misal, İstediğiniz onlar kadar şu an dinde... Şu an aktif yani. Bazı tam cihazlar var değil mi? Tabii. Yani siz hani çok uluslararası... büyük bir teknoloji. Yani bugün en önemli şey iki insanın doğru dilde konuşabilmesi. Aynen iki öyle. Farklı onun kültür için ve dilde olan. Önemli olan biz var iyi taraflarını ilerlememiz lazım. Yani bizim çocuğumuza geleceğimiz zarar verenler... Bizi ne kadar etkileyecek? Bu benim için en önemlisi o. Benim iki tane kızım var. Beni, bütçemi ve çocuklarımı, sağlığını da ne kesinlikle, kadar etkileyecek? Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Mutlaka eklemek istiyorum. Bunlardan kaçarak, izleyerek korunamazsınız. Bilinçli kullanıma yönlendirmek. Kesinlikle. Gerçekten bizim de çalışmalarımız, kamu spotu yönünde yapmaya çalıştığımız çalışmalar, bunlarla insanlara doğruya yönlendirmemiz lazım. Yani... Bilecek ki bunu yaptığı zaman hata oluyor. Bu eğitim verilmesi gerekiyor. Buna şart. Evet, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz de çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Ulusal Yorduk kanala sizi. Teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Arda Başkan'a da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize böyle bir imkanı sağladığı için, insanları bilgilendirme amaçlı böyle bir program yapıldığı için biz de teşekkür ediyoruz. Biz de sık sık teknolojiye dokunmak istiyoruz ki bizim işte görevimiz biliyorsunuz yenilikleri. Evet. İzleyicilerimizle paylaşmak. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ulusal'da kalın.